Allah'ın hukukunu teslim ediyor mu? İstanbul'da bir ara bir dükkanda oturuyorduk. Üniversite mezunu bir genç orada varmış. Tabii tanımıyoruz, tanışmıyoruz. İslami konulardan sohbet ediyoruz. Bir baktım o genç böyle saçlı, favorili falan. Burnunun üstünde bir bıyık var. Aynen M harfi böyle. M harfine benziyor. Latince M harfi. Meğer o bıyığını M harfine benzetenler Çin Komünist Devleti'ni kuran Mao'nun ismine benzetmek istiyorlar. Ne kafirlikler var bilmiyoruz ki. Özeniyor, dışarıya özeniyor. Sokuldu geldi, biraz dinledikten sonra siz dedi galiba dedi Müslümanlığı dedi şey ediyorsunuz filan. Ne ediyoruz? Müslümanlığı an. Peki tabii ya Müslümanlıktan başka bir şey var mı? Sen Müslümanlığı nasıl anlıyorsun dedim. İslam'ı, şeriatı nasıl anlıyorsun? Efendim dedi benim dedi tespitime göre dedi İslamiyet dedi şeriat dedi zenginlerin malını korumak için fakirlerin elini kesen çağ dışı bir batıl nizamdır dedi. Çağ dışı nizam diyor. Zenginlerin malını korumak için fakirlerin elini kesen aşağılık bir sistem diyor. Haşa. Kafaya öyle sokmuşlar. Yani zenginlerin elini kesiyor, fakirlerin elini kesiyormuş ki zenginlerin göbekleri şişsin, kasalar yok böyle şey. Tam tersine ezberletmişler. Anlattım. Kardeşim sen neden bahsediyorsun? Yani senin kafana soktuğun şu madde İslam'a en büyük iftira dedim. Allah'ın kitabına en büyük iftira. Allah'ın dini evvela zenginleri hesaba çeker. Gel bakayım bu kadar serveti, sermayeyi nereden buldun, nereye harcadın, hakkını, hukukunu yerine getirdin mi, zekatını verdin mi diye hesaba çeker. Eğer o zengin hırsızlık yoluyla o parayı temin etmişse evvela zenginin kolunu, elini kesmeyi planlar. Fakir çok sonra gelir. Hatta fakirle hiçbir alakası kalmaz. Anlattım, anlattım. Adam şaşırdı kaldı. Aa dedi vallahi bize İslam'ı tersine öğretmişler dedi. Tersine öğretmişler. Ve sonunda tabii oradan çekti gitti bilmiyoruz ne oldu. Nesillerimizi böyle kandırmaya, zehirlemeye çalışıyorlar. Dini İslam'da yoksulluğu, fakirliği kaldıracaksınız ki ondan sonra ceza veresiniz. Hep böyledir. Hep böyledir. İnsanı suç işlemeye sürükleyen sebepler orta yerde dururken kimseye ceza veremezsiniz. Sebep ortada. Sebep ortada. Şimdi mesela zinanın önüne geçebilir misiniz? İnsanı zinaya sürükleyen sebepler hep ortada. Sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar caddede kalça kıvırıp gezdikçe gençleri zinaya sürüklemekte nasıl önleyeceksiniz? Evvela kadınları sokaktan kurtarmak lazım. Açık saçıklığı önlemek lazım. Bir cemiyette en basit bir evlilik yarım milyona patlarsa o cemiyette gençlerin zinaya gitmesini nasıl önleyeceksiniz? Bu cemiyette nikahı, evlenmeyi o kadar güçleştirmişler, o kadar zorlaştırmışlar ki Allah'ın lanetine girmişler. Efendim